Bu sözleşmenin ya toprak yeni geldi bir saniye değerli dostlar. Ya burada sözleşme imzalayacağız. Cadı mı var bir şey var. Toprak tıp ser kilotlu şarap bulmuş bu senin mi diyor. Benim mi acaba? Evet tekrar merhaba değerli dostlar. Şimdi bu oyunu oynadım biraz fakat oyunu ekran yakalamayla oynayabiliyorum OBS'ten. Normal oyun yakalamayla oynadığım zaman oyun bir yere görüntüsü takılıyor ve bir daha da gelmiyor. Yeni oyun diyelim ve başlayalım. Oyun lanetli midir nedir anlamadım yani. Zaten öyle bir havası da var. Biraz tırstım açıkçası yani ha. Bilgisayara bir şey yapmasa. Şimdi sınıfsal bir dünya burası. Burası insanlarla dolu. Anlatıyor. Çok konuşacağız bu oyunda çünkü konuşmalı metin çok. Dikkat ederseniz herkes simsiyah, gri. Bir tek bizim kahramanımız renkli. Şu an gözükmüyor mu ekran? Ha, gözüküyor tamam. Şimdi bu mektup alıyor. O mektupla iş mektubu iş yerine başvuruya gidiyor. Biraz da heyecanlı. Neden heyecanlı? Çünkü çok sınıfsal bir dünyada yaşıyor. Sınıfları şöyle yalnız harflere bölmüşler. A sınıfı, B sınıfı, G sınıfı diye. Bu da alt sınıflardan birisi. Çok ünlü bir şirketten çağırıyorlar bunu. Bu da şaşırıyor yani. Ya beni çağırmamışlardır falan diyor ama biraz işler sıkıntılı. Bakalım nasıl olacak. Sıfırlan. Heh. Tamam. Sonunda vardı işe geldi. Bu arada kayıttan ona bakayım bir. Kayıttayım tamam. Sıkıntı yok. Evet. Tamam. Şimdi şu önce bu kızla konuşuyoruz. Kız da heyecanlı. Bunları geçiyorum çünkü oynadım buraya kadar. Şu adam biraz gıcık. Bu adam şimdi üst sınıf mesela bak. Merhaba. Ben Brian. Memnun oldum Brian. Sakıncası yoksa bana soyadınla seslenir misin? Çap ben. Büyük şirketleri bilirsin yani. Formalitelerini falan. Oo affedersiniz. O zaman bana Pasternak de. Pasternak yani tırnakları pesli. Memnun oldum Pasternak. Tahmin ediyorum ki Brian Pasternak. Bu işteki ilk günün rahatla gergin olman çok doğal. Rahatla diyor ya. Rahat ol diyor. Sık asma diyor. Evet buraya bir mektupla çağrıldım. Yani rahatsız ettiğim için özür dilerim ama içeri adımınızı attığınızdan beri kıyafetinize bakıyorum. Ne giyiyorsunuz acaba? Slip don. Atlet var içinde. Ha çocuğa soruyorsun. Tamam. Takım elbise. Görmüyor musun? Zaten takım elbise var. Yani hangi tasarımcı yaptı bunu diyor. Picasso. Aslına bakarsan hiç fikrim yok. Uygunsuz davranışlarımdan ötürü özür dilerim Bay Pasternak ama bana biraz tuhaf geldi. Nereden aldığını hatırlıyor musun? Sanırım annem bunu bir süpermarketten aldı. Süpermarketten mi? Affedersiniz. Ahem, hangi sınıftansınız? G sınıfı. Siz? Bir saniye. Bu sefer de Toprak geldi. Toprak geldi. Diyor ki Star Wars'ta büyük kılıç savaşı yapacağız değil mi diyor. Star Wars Battlefront var ya. 2 onda. Çocuk. İlginç bir çocuk. Evet. Oğlum. Bak gördün mü? Şimdi sınıfsal olduğu için adam baktık bu G sınıfına. Bu lanet ol pislik uzak dur benden diyor. Ne cüretle benimle konuşuyorsun ha? G sınıf pisliği ama nasıl olur da nasıl git buradan çık. Ah çok özür dilerim ya. Kes sesini senin gibi bir bok parçası nasıl olur da böyle bir şirkete davet ederler. Neredesin sen biliyor musun ha biliyor musun? Bilmiyoruz. Burası resmi Sintra Corp merkezi efsanevi. Hayır dünyanın en büyük şirketinin doğduğu yüce bina. Yani bu şirket yalnızca dünyanın uluslararası alanda en zeki, en yetkin insanlarını işe alır. En prestijli üniversitelerinden gelen öğrenciler bile notları yetmediği için geri gönderilir. Yalnızca deneyimini kanıtlamış adaylar burada savaşır. Yazı okunuyor değil mi burada? Hayır. Brian üzülüyor tabii. Sakin ol Chapman. Seninle konuşmaya devam edemem. Lütfen çık git buradan. Allah Allah. Ne gerizekalı bir şeysin ya. İle Recep İvedik'e mi bağlayalım yani? Bu kıza konuşayım. Kızların gözlü kömür gibi. Merhaba, benim adım Brian.
Wow, çok rahatsın. Benim soyadım Hicks ama bana Kate diyebilirsin. Ah doğru ya, özür dilerim, henüz bu işe alışamadım. Benimkisi Pasternak. Yani soy isimle hitap etme olayını söylüyor. Hayır, bana Kate de ya, bu daha doğal. Alt sınıftan mısın? Evet, 1B. Evet, G sınıfı. Umarım benimle konuşmaktan rahatsız duymuyorsundur. Ha, sanırım şu sarışın adamla tanıştın. Şehir merkezlerinde burnu havada insan çoktur. Oh, yani sen başkent değil misin? E sınıfta doğdum. Babam burada bir iş buldu ve ailemle beraber buraya yükseldik. Ne kadar şanslısınız. Sen de bir iş teklifi aldığın için geldim buraya. Evet, okulumu bitirip 6 giriş sınavını başarılı geçtim. Çok heyecanlıyım. Ben de KPSS'ye giriyorum yıllardır. 65'i geçemedim. Bak şimdi. KPSS'ye ilk girdiğim sene hiç çalışmadım. Eğitim fakültesindeki derslerle beraber direkt daldım. Dedim ki bilgiler taze, 65 aldım. Bir sonraki sene dershaneye gittim. Çalıştım. 65 aldım. Bir sonraki sene dedim ki bu sene sallayacağım. Hiç sallayacağım yani, hiçbir şey yapmayacağım. Salladım. Yine 65 aldım. Bak bu sene sınav var, KPSS'e girmiyorum. Kesin 65 alırım yine. Hiç şansı yok yani. Evet, zor yani, biliyoruz. Binlerce aday vardı. Araştırılmış veri analizi üzerinde çalışıyorum. Peki ya sen, senin uzmanlığın ne? Bizim uzmanlık yok. Biz ne iş bulursak yapıyoruz yani. 3 ay onda, 5 ay bunda. Fazlalık yönetimi. Belki de karma programlamadır. Bekle, buldum. A protokol sistemleri. Düşey bas hattı yönetimi, yapısal veri hesaplama. Ya senin o saydıklarını biz daha... Yani bir daha say desen sayamam. Temel öğrenim gördüm. A, B, C, D, E, F, G. Ya. Yani ne işi var bu çocuğun? G sınıfı birisinin böyle bir şirkette iş bulması imkansız. Bu mektup kötü bir şekilde ibaret olmalı. Mektup mu? İstersen bakabilirsin. Brian Pasternak, Synth Corp'ta çalışmak üzere bir iş için seçildiniz. Bu iş mevkinizi A sınıfına kalıcı olarak taşıyacak. Bir hafta önce evinize geldi. Düşündüm ki ben bilmiyorum. Ve işte buradayım. Ama kesin bir hata olmuş olmalı. Ben aptalın tekiyim. Bir hata mı? Synth Corp'ta mı? Synth Corp diyeyim ya. Synth Corp. Doğrudan bir yer ayrıtılmış senin adına. Bana kalırsa bu hayatının fırsatı. Neşelenmelisin. Ama uygun bir eğitim bile yok ya. Daha yani. Burası önemli bir şirket. Eminim nitelikli bir taramanın ardından seçilmişsin. Belki de sende büyük bir potansiyel gördüler. Belki de bilmiyoruz yani. Nerede gördüler büyük potansiyeli acaba? Bay Chapman, lütfen asansöre binin. Bin lan. En önemli insanlar hep beni çağırırlar, anlarsınız ya. Tabii ki de anlamıyorsunuz. Ne kadar cahil olduğunuz yüzünüzden belli. Allah'ım ya Rabbim. Bunu bir yerde kıstırsam ya. Aynı yerde bekliyoruz asansörü yalnız koçum. Ha, şimdi üstteki asansör üstteki tuşlar, renkler hangi katta olduğunu gösteriyor. Eğer ne kadar yukarı çıkarsa o kadar yani bayağı yüksek mevkide demek. Hadi bakalım. Çık bakalım. Kaça çıkacaksın? Bir. İki. İki de durdu. Ah. Sanırım o kadar da önemli birisi değil. Gel tekrar. Bayan Hicks, lütfen asansöre binin. O herkes tekte kalıyorlar lan. Bol şanslar Kate. Teşekkür ederim Brian. Bu arada değerli dostlar, Twitch'te yayındayım şu an. O yüzden arada soldaki ekrandan gelen var mı diye bakıyorum. Yanlış anlamayın yani. Niye gidip oraya bakıyorum? Kopya çekecek halim yok. Hani açtım başka YouTube kanalı, oradan oyun oynuyorum ya. Öyle mi yapıyorum yani? Değil tabii ki. Niye kızıyorum bu arada birden? Tamam. İçerisi hadi bakalım. Evet. Herkes gitti. Kaldık tek başımıza. 2, 3, 4. Oo, dördüncü kat. Sanırım çağrılana kadar beklemeliyim. Tabii mektup 5'e kadar ibaret değiliz. Şimdi oyunda şey, her yerde etkileşim kurabiliyorsunuz. Yani bir şey çıkmıyor. Bakıyorsun mesela böyle. Öğük diyor. Öğük. Öğük ne la? Burada bir broşür var. Üzerinde Sintka Corp, gelişmiş ülkelerdeki milyonlarca insana falan filan. Falan filan. Şimdi geliyoruz buraya. Asansörü çağıramıyoruz tabii. Tamam. Mektubu göster. Merhaba güvenlikçi bey ya da hanımefendi. Bana böyle bir mektup ulaştı ama üzerinde isim yazılı ve yazdığına göre bana bir iş vermişsiniz. Bu bir tür şaka falan mı yoksa... Merhaba. Kimse yok. Ne kadar da aptalım. Bunca yolu boşuna gelmişim de haberim yok. Şurada katlar var bak. Lobi, kantin,
Kabul odası, BT güvenlik, kovan, ofisler 7, arşiv odası, kütüphane 8, bahçe 9, idare 10, yönetim teras. Vay be. Neyse gideyim o zaman. Madem çıkamıyoruz. Evet, eve dönme vakti. Hadi bakalım. Derken asansör geldi. Hadi bakalım. Ah. Ay, müzik niye öyle oldu birden ya? Oğlum bu korku oyunu mu lan? Ay şu piksel oyunların müziklerine bayılıyorum. Hele Katana Zero'nunki süperdi. Keşke Türkçe dublajı da olsaydı. Şey, Türkçe altyazısı ama yok. Yok olduğu için yarım bıraktım oyunda. Çıkıyoruz. Oo, giderek çıkıyoruz. Yuppie Pisco. En üst kata çıktık, hayırdır? Bu bir şaka olmalı değil mi? Bilmiyorum. Bakacağız Brian'cığım. Bir saniye. Yuppie Pisco. Tamam. Şeye baktım sadece. Nasıl diye. Şimdi şu kan izini takip etmem lazım değil mi? Büyük ihtimal öyle. Neden kan izi var? Bu ne be? Bu bir sözleşmeye benziyor. Kill the witch. Cadıyı öldür mü? Bir dakika. Ben Brian Pasternak. Sintar Corp'tan teklif edilen işi ekte yer alan Bilial'le birlikte kabul ettiğimi beyan ediyorum. Günlük maaşım 10.000 kredi olduğunu, her bir başarım için bonuslar alacağımı ve A sınıfına terfi edeceğimi kabul ediyorum. Günde 10.000 kredi mi? Bu inanılmaz. Dur dur. Bu işte bir şey olmalı. Tüm ekler okusam iyi olacak. Halihazırda uygulanmakta olan iş tüzük doktorunun önceden belirlenmiş normlarına göre iş başvurusu profesyonel hizmetlerini Sintra Corp'un sınıflandırma sistemine uygun olarak sağlamayı kabul eder. Bu öngörülen ödemeyi kabul ederek davacı iş bu belgede yer alan tüm bağlı maddeleri süresi olarak veya sözleşmenin feshine kadar kabul eder. Bu sözleşme çalışma koşullarına veya sendikalar birliğinin isteğine göre genişletilebilir. Bu sözleşmenin ya toprak gene geldi. Bir saniye değerli dostlar. Ya burada sözleşme imza alacağız. Cadı mı var? Bir şey var. Toprak tıpkı kilotlu şarap bulmuş. Bu senin mi diyor? Benim mi acaba? Koşullara veya sendika birinin isteğine göre genişletilir. Bu sözleşmenin kabulü falan filan kararda da belirtildiği gibi sosyal statüde terfi ettirilmenin lehine bireysel bütünlüğü sağlayan ayrıcalıkların toplumsal veya bir felaket eder. Allah Allah. Sanırım hiçbir şey anlamadım. Hem ilk işim böyle önemli bir şirkette böyle bir maaş alacak olmak püf. Şurada ne yazıyor ona bakmam lazım. Kill the Witch. Cadıyı öldür mü? Ne? Bu bir tür büyük şehir etkisi falan değil mi? Sintra Corp çok büyük bir şirket yani. Ben kimim ki bunu sorgulayayım? Kan sanatını. Bir ineğin kanından yapılmış olmalı ve eminim değeri milyonları aşıyordur. Sen sanat mı sanıyorsun gerizekalı? Vallahi bilmiyorum. Şu koltuğa bakayım. Pekala oturma. Ha bir de oyunda kayıt, otomatik kayıt yok diyor. Kaydı sen kendi bulmalısın diyor. Nasıl kaydediliyor acaba? Şuradan geçeyim. Sözleşmeyi kabul edeceğiz o Allah'ın emri de yani. Kan var bakabiliyor musun? Bakamıyorsun. Bu ne? Kumanda ama pil yok. Pil de lazım. Burası asansörün olduğu yer. Tamam. Farklı boyutlu piramitler kesin sanatsal bir anlamı vardı. Pekala. Asansöre binebiliyor muyuz acaba? Ona bakayım. Şurada bir şey var. Bu ne? Kilitli bir kapı. Buraya da anahtar lazım. Sözleşmeyi imzalamıyorum. Selam benim. Yine ah bak biraz düşündüm de bu iş bana göre değil. İlgilenmiyorum. Gidebilir miyim bilmiyorum. Merak ettim yani sözleşme imzalamasam ne oluyor diye. Ha, ya sıfır var ya 10 var. Tamam ben imza alacağım lan.
İmza alacağım. Anlaşmayı imzalayalım ve cadıyı öldürelim. Nasıl bir cadıymış bu? Bakalım. Evet. İmzala. İmzaladık değerli dostlar. Ne oluyor? Ney? O neydi lan? Sırada ne var? Asansör geldi. Çantayı da hiç bırakmıyoruz elimizden ha. Unutmayın, pil bulursak kumandaya geleceğiz. Unutmayın ne yani? Nasıl hatırlatacaksınız bana? Evet. İstediğim yere gidebilirim artık. Bak, şimdi 6'ya gidemiyoruz bile. Sıfırdan birden başlayalım bakalım. Kantin. Kayıt nasıl yapılır acaba? Boş. Pekala. Burada bir şey yok. Sanırım oyunu oynadıkça açılacağız yani göreceğiz. Su. Bir bardak su aldım. Üzerindeki ismi silinmiş bir hazır erişte alayım mı? Evet. Tamam. Tamam. Ama 10 bin krediydi günlük maaşım. Ha, daha ilk günüm, onun için almıyoruz. Tamam. Burada ne olmuş? Bir sunak. 5 krediye adak sunabilir. Değil mi? Ama bozulmuş. Tamir etmesi çok da zor olması gerek. Ama neden bir sunak var? Neden bir sunak var lan? Ne ada? Hayırdır? O 30 kredi. Çok iyi. Çöpte kredi bulduk. Bu reis ne yapıyor? İçi boş bir mısır gevreği kutusu. Alayım, evet. Malzemeler burada. Bir şeyler yiyor ama gibi ama tabak boş. Bu mısır gevrekleri yiyen özel güçler kazanıyor. Ay, bunda ona ne yaptın onu? Exorcist. Burada yok. Burada bir şey yok. Comerical Engram & Thurnoe şirketin dergisine göre Sintra Corp. Bir tapir çalışan değilsin, lidersin. Şurada ne var? Pizza pizza yapabiliyorsun. Bir bardak suyla onu yapabiliyorsun. Tamam. Tamam. Kullan. Kullanamıyorum. Tamam. Tamam, burası kantinde bir şey yok. İkinci kata çıkalım. İki tane var bakalım. Ana! İkinci kat neydi? Kabul odası. Ha, tamam. Bunlar kabul edilmeyi bekliyorlar. Bence buradan bir gidelim. Kabul odası bize göre değil. Kabul edilmek istemiyoruz şu an. 3. Bu neymiş? Binlerce kamera güven için sizi izliyor. Gülümseyin. Koca kafa. Ne oldu lan? Ha, bir dakika, su içince Oo, canım gitti, tamam. Suyla da ha. Burada ha derken yani. Şeyde mi var acaba? Can işi de varmış bak. Hiç sevmiyorum böyle canını koru. Craft yap. Gene öyle bir oyunsa. Olmazsa ilk yani nasıl bir oyunmuş bakış videosu gibi olur. Bir ışık, bir şey, pil. Bir dilim ekmek aldın. Allah Allah, o ekmeği görmedim ki ben orada olduğunu. Şans yani. Boş. Boş. Burada bir şey var mı? Hiçbir şey yok.
Boş, pekala. Bir gazoz aldım. Oh. Tamam. Burada gazozumuzu aldık. Başka dolap koşma yok değil mi? Koşma yok, tamam. Ha, varmış. Kareyle koşuyormuşuz. Buradan girebiliyor muyuz? Tamam. Koşma varmış ya. Takım elbise de koşmayı sevmem pek ama. Şimdi gidelim diğer kata. Hadi bakalım. Dörde gidelim. Dörtte ne var? Dörtte ne var acaba? Meraklandırdı oyun beni şimdi bak. Nobile tanıştığım kız Kate. Bu katta olmalı ama bu karanlıkta onu bulmam mümkün değil. Evet. Çalışıyoruz buna. Abo! Ya dayı niye vurdun ki öyle? Herkes kızgın. Tamam. Ah, git. Dur lan, koş. Git. Git. Kate durmadı ya. Burada niye karanlık burası ya? Bak bu kızı gittik. Bir şey demedi bu herif bize. Bak bir daha gideyim. Köpek gibi lan ısırıyor mu? Ne yapıyor? Aa, Kate geliyor, dur. Kate'i kaçırdık ya. Biraz durayım bakayım. Kate. Güzel koşuyor ama. Neyse gidiyorum ya. Benim ışık falan bulmam lazım. 5. 6. Ne oluyor? Aa! Boş bir sayfaya benziyor. Bir saniye. Bu şeyin üzerine bir simge var. Yılan. At. Selam dostum. Merhaba, sen yeni çalışan mısın? Evet, merhaba. Adım Bra... Ah! Pasternak. Adım Pasternak. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Bria Pasternak. Hayır, sadece... Neyse. Sadece bir şakaydı kanka. Ben Hugo. Yeni iş arkadaşın. Etrafı dolaşalım mı? Üzgünüm, biraz kayboldum. Seni anlıyorum. Alt sınıflardan gelenler için büyük şehir biraz ama korkutucu gelebiliyor. Ama endişelenme. Eminim halledersin. Eminim olması lazım mı? Burada işler nasıl yürüyor sana göstermeme izin ver. Teşekkür ederim. Burası 5. kat. Genelde yönetim işlerini yürütüyor. Veri tabanlarıyla uğraşıyoruz. Anlarsın işte. Bilgisayar işleri. Pekala. Birkaç ofis ve toplantı odası var. Arkada da lavabolar ve burası da resepsiyon masası. Resepsiyon görevlisi burada değil ama... Burada herkesin bir işi var. Tamam. Mesela gelene bak. Hırlayan köpek. Hey! Ortak gel, senin yeni bilgisayar... Gitti. Gördün, bizi fark etmedi bile. Kimlerin işe sadece uyumak için geliyor? Allah Allah, ne biçim bir iş yeri la? Hadi geçelim. Kendi gidiyor, ben götürmüyorum. Bizim ofis E. Yeni ofisine hoş geldin. Hoş bulduk. Şu an biraz sessiz. Bazı çalışan hastalandı da. Ne oluyor be? Ama hey, bakın kim ininden çıkıverdi. Bir diğer iş arkadaşın Sosa. Merhaba, ben Pasternak. Bayan Sosa yani zombiye dönmüş. Gitti gene. Haha, o biraz utangaçtır ama hikayelerini anlatmaya başladı mı kimse onu durduramaz. Turumuza dönelim. Pekala. Burada su sebilimiz var. Ofisin olmazsa olmaz. İçinden büyük bir teknoloji falan barındırmıyor. Bedava su işte. Boşken birisinin onu doldurması gerekiyor. Emin ol yıllar sürer. Ve burada da bir ofisin baş tacı, kahve makinesi. Her sabah bol bol kahve içeriz. Biraz canlanma ne dersin? Demek kahve can veriyor, tamam. Aa, hayır, hiç kahve kalmamış. Bir efsaneye göre bu ofis uyumayan karanlık bir yaratığın evidir derler ki. Yalnızca yeni hazırlanmış kahve içer ve asla ama asla içeceğinden fazlasını hazırlamaz. Evet, kardeşim hoş geldin. Vallahi öyle bir oyuna benziyor.
Sosa. Biraz garip bir oyun ya. İşe bak. Pekala öyleyse. Biraz kahve yapıp yaratın dikkatini çekme ne dersin? Tabii ne yapıyorum? Bir kere önce suya ve kahveye ihtiyacım var. Etrafta bir yerlerde vardır. Su ve kahve al diyor. Ara bakalım. Dolapta var mı? Boş. Sosa burada saklanıyor bazen. Tamam. Pekala. Tamam. Oyunu valla geçen yaz indirimleri zamanında almıştım. Merak ediyordum. Türkçe dil desteği de var diye alayım dedim. Şu fişi buraya takayım mı? Yine takıl değil. Takmıyorum. Girebiliyor muyum? Patron rahatsız etmesem daha iyi. Tamam. Güzele benziyor bakalım. Biraz... Tamam. Bende ne var? Kola var. 30 kredi var. Acaba şu sevilen su alabiliyor muyum? İçebiliyor muyum? Bakayım. Canımı tazeleyeyim. Vallahi çok sevinirim kardeşim. Eğer sen girersen ben biraz oynarım. Böyle 1-2 bölüm çekeyim. Sonra Rainbow'a gelirim seninle yani. Biri beni Rainbow'a çağırdım. Böyle tüylerim diken diken oluyor. Yalnız bir su içeyim. Bir dakika. Canım bir iyileşsin. Bir daha iç. Tamam. Bir daha al. Tamam. Benim Nick'i yazayım bu arada sana da. Dur. Ama Nick'imi de hatırlamıyorum ya. Skelly Learning'di ama. Çift L'lemini çift Y'lemini unuttum. Neyse dur. Biraz oynayayım da. Olmazsa senin bu isim de mi? Twitch'teki isimle mi şeyin? Uplay, Ubisoft ismin. Eğer öyleyse ben eklerim. Görürsün zaten. Discord'um falan bizim Discord'ta da takılabiliriz tabii fark etmez. Dur şimdi bir şu kahve bulma işine bir gideyim. Olsun ya bir şey olmaz ne olacak ya. YouTube'a asgari ücretle iş yapmıyoruz ki. Önemli olan dostluklar. Bir kardeşimiz gelmiş bir şey soruyor. Ona cevap veriyoruz. Oyun önemli değil o kadar. Burada bir şey var. Ne var? Bir paket granül kahve aldın. Tamam. Hugo işimize yarar mı bilmiyorum. Çöpteydi. Oo hiç sorun değil. Azıcık üzerine üflediğimi tamamdır. Oha! Bu bizim çocukluğumuzdaki gibi ya. Biz de çocukken yerde bir şey bulup üstüne üflüyorduk. Hemen devam. Tamam. Madem büyülü malzeme elde ettin sana kahve makinesi. Sıra kahve makinesi. Tamam. Suyla kahveyi bulduk. Hadi bakalım. Biraz kahve hazırlamak ister misin? Evet. Hazırlayacağız mecbur. Aldık onları o kadar. Tamam. Kahve diyor. Daha çok enerji veriyormuş. Yani sanırım her şey bu kadar. Tamam. Tamam. Tamam kardeşim. Çok sağ ol. Hemen biraz bir iki bölüm çekeyim kanala. Ondan sonra hemen uçarım yanına. Renk'e gireriz. Sen nargileden çek. Evet. Daha yeni geldik. Az kalsın unutuyordum. Burada çalışırken belki de en çok kullanacağın alet. Neymiş o? Bilgisayar mı? Fotokopi. Ha tamam. Mürekkep ve kağıt yardımıyla çıktı alabilirsin. Bak mesela bunun mürekkebi dolu. Bu yazıcı aylık veri dökümleri ya da iş dokümanları gibi önemli şeyleri yazdırmak için kullanabilirsin. Ama eğri oturup doğru konuşalım. Bunlar alt katların görevi. Haksız mıyım? Evet yani. Biz burada 5. katta bu inanılmaz cihazı popomuzun fotoğrafını çekmek gibi eğlence işleri için kullanıyoruz. Allah'ım yarabbim. Ne? Allah'ım harbiden mi yapıyorsun? Allah kahretmesin. Pis poponu mu göreceğiz senin? Lan harbiden. Allah Allah. Hayır arkadaşım öyle bir şey yok. Önce arkadaşların kaynaklarını görelim. Hadi ama inan deneyince anlayacaksın çok eğlence. Eğer utanıyorsan poponu kullanmak zorunda değilsin. Yüzünü deneme ne dersin? Deneyelim mi? Kağıt bitmiş. Hadi bakalım. Hayır kanka bak bu tarz şeyleri yapabildiğim tek kişi sensin. Sonra korkanın teki hiçbir zaman yapamaz. Kağıt kalmadığına inanmıyorum. Hiç evrak kantısına var mı? Bir gizemli kağıt var.
Tabii ki her türlü kağıdı işe yarar. Önemli olan cihazın içine kafanı sokman, o camın üzerine. Ulan bu gizemli kağıtla birleşip bir şey olmasın? Fotokopilenmiş ruh. Fotokopilenmiş ruh mu? Nasıl yani? Vay canına, bu gerçekten çok parlaktı. Ne yaşandı az önce? Cadı sayfası. Ne? Şu işe bak. Görüyorum da kendini nasıl koruman gerektiğini biliyorsun Pasternak. Ne oluyor lan? Hocam. Neyse şimdi işim tam ne tam olarak. Dediğim gibi eğer gerçekten çalışmaya başlamak istiyorsan yanındaki şu eski bilgisayarı kullanabilirsin. Biri sana görevini bildirecek. Kahve içeyim mi acaba? Canım aslında iyi ya. Bakayım. Full neredeyse. Kolam var, kahvem var. Ekmeğim var. Hangi bilgisayar kullanacağız? Burada Sosa var. Sosa, orada mısın? Evet, ısırabilir. Hırlıyorlar çünkü. Bir gofret aldım. Çok güzel. Hiçbir şey yok. Yanındaki bilgisayarı kullanabilirsin dedi. Ben niye oturamıyorum sandalyeye? Bir dilim ekmek. Kayıt işini nasıl yapacağız? Kayıt işini bulamadık değerli dostlar. Ha, görev buradan alacağız, tamam. Bu bilgisayar işini sağlayabilmek için kimlik kartınızı takın. Kimlik kartı mı? Kimlik kartım yok. Kimlik kartı almam lazım. Evet, nereden buldun? Evet, normalde kimlik kartlarını patron ofisine alırsın. Bekle, istersen bir bakıp geleyim, seninkiler orada mı? Tamam, bir bak bakalım, hadi. İlginç bir oyun yani, bilemiyorum. Değerli dostum. Telefon çalıyor. Ali! Bay Pasternak! Evet, benim. Sizinle tanıştığımıza memnun oldum. Ben patronun. Hugo, bana kimlik kartın olmadığını söyledi. Bir karışık olmuş, özür diliyorum. O hiç önemli değil. Anlaşılan senin kimlik kartını başka bir ofise yollamışlar. D ofisine gitmen gerekecek. O da bu katta. Tamam. Bunlar bir plan yapıyorlar ama bakalım. D ofisine. Bir dakika, orada havalandırma var. Arif Işık, her türlü karı, halı, kilim, travel. Kilitli, tamam. Öyle bakayım dedim. Şuraya bir girebilir miyim ofiste? Dolapta neler var? Yok. Bir cadı sayfası. Cadı sayfası iyidir. Koş, 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 koş. D ofisi nerede acaba? VC var. Bir sunak yine. Bir de ışık bulmam lazım benim. Tuvalet. Ne oluyor be? Oğlum, oyun harbiden psiko yalnız ha. Bir gofret, gofret tuvaleti ne işi var ya? Yerler kaygan yalnız, düşmüyor. Anam! Affedersin. Ne olur ne olmaz oğlum. Islak değil mi? Çık 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 çık. Ama şimdi bari derde girmesin. O herif biraz önce gevrek yiyen değil, mısır gevreği yiyen. D katındayız. Şimdi D kat A'dayız. Tamam, çok iyi araştır. 30 kredi, çok güzel. Kayıt işini nasıl yapıyoruz? Kayıt bulmalısın diyor kaydı. Nasıl yapacağım kayıt acaba? Tamam. Bunlar kim? Ayın çalışanı yer aldı. Fotoğrafların hepsinde bir Hugo var. Allah Allah. Hugo'ya bak ya. B kilitli, tamam. Şunlarda bir şey var mı? Yok. Buna bakayım. Yok. İlginç bir oyun.
Piksel deyip geçme yani. Böyle hem heyecanlandırıyor hem de C ofisi. C'ye de gideneceğim. Ha? Ana bok. Aa, Kate değil mi bu ya? O da ne? At boku. At nereye atayım boku? Allah Allah. Burada niye at boku var ya? Grafiklerini pek anlamam ama bu şirketin iniş çıkışı bir gidişatı var. Ben de anlamam. Işıklar oradan yanıyor. Dolapta ne var? Boş. Işık kapatırsam gidebiliyor muyum? Yok. At boku. Kaç kaç kaç. Deli bu herhalde. Deliler uğraşılmaz. Bunu it bakalım dostum. İtiyorum zaten. Şu an tamam. Sıkıntılar var ama bakalım. Cadı burada mı yoksa? Wow, çok karanlık. Merhaba. Yerde yazılı bir şey var. Bu bir tuzak. Ah! Hadi bakalım. Eyvah, ne oluyor? Yalnız bir gofret yiyeyim bir tane. Bir tane daha yiyeyim. Burada çok saldırıya uğrayacakmışız gibi geliyor bana. Allah Allah, ne oluyor be? Kola içeyim. Merhaba, çıkış nerede biliyor musunuz? Allah'ım hayır, sandalyeye bağlanmış. Seni çözmeye çalışacağım. Lan çok heyecanlandım lan. Arkadan bağlanmış olmalı. Arkasındayım şu an. Ben önde miyim arkadaşım şu an? Allah Allah, nasıl yapacağız bunu ya? Onu nerede gördüm de aldım ben? Kahve de varmış bak burada, hiçbir şey yok. Yalnız bu adama yardım edemiyorum ya. Kullan. Bunu kullanabilir miyim acaba? Kullandım bu arada onu, kullanamadım. Bunu niye açamıyorum? Arkadan bağlanmış olmalı diyor. Heh. Uf. Çözemiyorum. Hey tamam, sakin, buradan çıkalım bir şekilde. Sadece nasıl yapacağınızı bilmiyorum. Belki de birlikte çalışabilirsek buradan çıkmanın bir yolunu bulabiliriz. Aa tamam, ışık onda çünkü. Bekle. Bunlar beni niye yemeye çalışıyorlar ya, onu anlamadım ben. Kahve içiyorum, iç. Ha, üstüme atlıyorlar. Onlardan öyle kaçacağım. Ne biçim bir şey ya. Eyvah. Oo, yer açıldı, tamam.
Bir dakika yalnız. Boş, tamam. Umarım çıkabiliriz dostum buradan. Ne biçim yerler burası? Ne oluyor ya? Heyecanlandım yani gerçekten ha. Öyle böyle değil. Oyun ilginç. Tamam dostum, çıkacağız. Merak etme dur. Yardım et diyor. Bana yardım et. Bir dilim ekmek. Oo, burada herkes asmışlar oğlum. Ne oluyor lan? Nereye geldik biz böyle? Hacı, seni çıkaracağım ama arada bakıyorum ne vardı. Ne oldu? Sakin ol, buradan çık. Evet, bir yolu vardır yani. Nereden buluyoruz bunları ya? Ne biçim şeyler? Run diyor. Koş. Eyvah. Eyvah 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 eyvah. Uf. Ne oldu be? O da neydi? Bu buradan derhal çıkmalıyım be. Koli 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 çabuk. Tamam. Koli koli koli. Kullan. Çık. Oo! Oyun manyaksın. Havalandırma. Aha, buradan geldi. Oğlum ne biçim bir şeydi o? Oh! Aman Allah'ım, o neydi lan öyle? Ne oluyor bu şirkette? Evet değerli dostlar, bu şirkette ne olduğunu bir sonraki bölümde çözeceğiz. Vallahi güzel oyundu. Yeni bölümde görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Paylaşmayı da unutmayın. Ya bin abone olamadık ya. Vallahi bir olsaydı çok güzel olacak. Neyse, diğer bölümde görüşürüz. İlginçsin oyun.